Getirdim. Tamam. Alalım mı? Tamam. Hamlet Horatio. Sen mi geldin Horatio? Ta kendisi efendimiz. Seni buraya getiren şey nedir? Babanızın cenazesi için gelmiştim. Evet be, yine başladı bunlar. Kesin gürültü ya. Abi 2 dakika çalıştın mı? Al işte, bir şey aldı. Yok ya, nereden gidecek? Kuşlar söyledi. Bana bak, gelirsen. Ya bırakın gırgırı da. 9 saniye sonra Raci Hoca gelecek ve hiçbirimiz de hazır değiliz. Hazırladın. Hazırladınız mı siz oyuncular tiradını? Yok. Yo. Ha. Biraz sonra Rasim Hoca hepimizi sıraya diyecek ama. Çalıştırmadınız da. Adama bak ya. Kızlara da Hamlet'i ezberlettiriyor be. Tabii kızım. Dünyada Hamlet oynayan bir sürü kadın oyuncu var ya. Cahil cahil konuşuyorsun burada. Onu bunu bırakın da şimdi ne yapacağız? Ha. Onu söyleyin. Ne yapalım biliyor musunuz? Rasim Hoca'ya her zamanki gibi iki büyük aşkını anlattı. Evet. Olabilir. Ama anlatmaya başladı mıydı? Evet. Tamam öyle yapalım. Ben sorayım o zaman. Hayır. Bu sefer ben soracağım ya. Hep sen soruyorsun kızım. Adam şüphelenecek ya. Nedenmiş olabilir? Ya doğru söylüyorsun. Şüphelenecek tutar adamın. Ben hiç sormadım ya. Ne olur bu sefer ben söyleyeyim. Şöyle kalkarım. Hocam bize hayattaki iki büyük aşkınızı anlatır mısınız? Evladım, hayatımda iki büyük aşk var. Biri Neveser Hanım, öbürkü de tiyatro. Hocam Neveser Hanım'ı anlatır mısınız? Neveser Hanım, 1973 senesinde nazirinde bineceğim sana da. Ben de olamazdım, yakışıklı bir aslındım. Bezeme! Ulenligir Hanım burada yok diye onun hakkında ilir geri ne diye konuşup duruyorsunuz bakayım? Otur bakayım hemen! Bitti mi? Ha? Bitti mi hanımefendiler, beyefendiler? Bittiyse ben başlayacağım da canınızı okumaya. Oy. Hazır mı bakalım Hamletler? Hocam. Hazır hocam da. Çalıştın mı? Da? Nedir o hazırızdanın arkasındaki da? Küçücük. Hocam, size küçücük bir sorumuz olacaktı. Hanımefendiciğim, öğrenemedinizin daha. Burada soruları ben soruyorum, siz ya, değil. Onu biliyoruz hocam da, yani sınıfça iddiaya girdik de en büyük iki aşkımız konusunda. Ya hocam, bir kısmımız diyoruz ki sizin en büyük aşkınız tiyatro. Hocam bir kısmımızda Neveser Hanım'ı birinci derecede görüyoruz. Tiyatro en büyük aşkımdır. Peki Neveser Hanım hocam? Neveser Hanım da birinci dereceden en büyük aşkımdır. Nasıl yani? İki tane mi büyük aşkınız var? Ne olmuş hanımefendiciğim? Hem Neveser Hanım hem tiyatro ikisi birden birinci dereceden en büyük aşkımdır. Hocam ne olur önce Neveser Hanım'ı anlatır mısın? Evet. Tüm tapozlar, susun bakayım. Aklınız sıra benim tiyatroya olan aşkımla Neveser Hanım'a olan aşkımı bana anlattırıp dersi kaynatacaksınız. Çalışmanın rollerinden kurtulacaksınız ha. Allah'ın ne komik ne komik. Ben bunu yer miyim acaba ha? Ne yap size? Yemin. Size demiştim yemez diye. Şimdi başka... Tiyatro benim en büyük aşkım. Daha çocukluğumdan beri aktörlüğe olan özel bir ilgim ve sevgim var. Ancak bey babam pek mutasip değil. Benim tiyatroya olan sevdamı fark edince hemen beni Fatih'teki konağın kilerine kilitledi. Ya adam gibi muallim mektebine gider muallim olursun ya da burada açlıktan ölürsün dedi. Yazık ya. Ben ne yapayım? Tabii ki açlıktan ölmek istemedim. Olur bey babacığım ben muallim mektebine gidiyorum dedi. Doğru gittim muallim mektebine ve muallim oldum. Fakat içimdeki tiyatro aşkı her geçen zaman daha da büyüdü. Her geçen zaman daha da arttı. Hatta Allah rahmet eylesin bey babam öldüğünde bu sevgi iki katına çıkmıştı. Ancak yıllar geçmiş, ben edebiyat öğretmeni olarak Nazilli Lisesi'ne atanmıştım. O zamanlar öğretmen olup da atamayı beklemek gibi bir derdimiz de yoktu. Bir
İşte orada müdür muavini Nevesel Hanım'ı tanıdım. İşte orada müdür muavini Nevesel Hanım'ı tanıdım. Ve görür görmez ona aşık oldum. Ve görür görmez ona aşık oldum. Tıpkı Romeo'nun Juliet'e aşık olduğu gibi. Tıpkı Romeo'nun Juliet'e aşık olduğu gibi. O da bana aşık olmuştu. İçimdeki yaş aşkı yavaş yavaş yerini Nevesel Hanım'ın aşkına bırakıyordu. Bir gün ona açılmaya karar verdi. Affedersiniz Nefes Hanım'ım, evet. Size olan acaba saat kaç? 3:30. Ya. Bahar da geliyor. Evet. Ah, bakın kelle uçtu. Gördüm. Nefes Hanım'ım. Evet. Bana hedenin 5 şahidi sanar mısınız? Ama ben müzik hocasıyım, edebiyat hocası değilim ki ben. Tabii siz müzik hocasısınız. Ya. Nevesel Hanım. Evet. Sana dar gelmeyecek makberi kimler katsın? Gömerim gelsin desem kızmazsın. Şimdi bu ne oluyor? Şiir. Bütün gece size şiir okumayı planlamıştım. Anlıyorum. Çok çok romantiksiniz. Siz de öyle. Ya. Nasıl bir şöyle başka bir şiir okusanız mesela Yahya Kemal Beyaz. Aşk üzerine. Ya. Şu nasıl acaba? Sade bir semtini sevmek bile bir ömre bedel. Yuh hocam ya. Ne bu şimdi? Sade bir semtini sevmek bile bir ömre bedel derken şair İstanbul olan sevdasını aşkını anlatıyor. Aşk. Ya şimdi bu aşk şiiri oluyor öyle mi? Bu sefer açılmam lazım. Becerken şimdi. Nevesel Hanım. Evet. Hayatta iki şeye karşı aşk duyguları besledim. Neymiş o iki şey? Bunlar biri tiyatro. Evet. Öteki tiyatro. Onu söylediniz Rasim Bey. Ya öteki aşkınız. Neyi söyledin? Hani tiyatroya olan aşkınızı söylediniz. Ötekisi. Nevesel Hanım. Hayda. Üç kelime. Sessiz. Birincisi. Ben. İkincisi ben. Ya birincisi ben. Evet. İkincisi. Ben. Yok. Sen. Sen. Ben. Sen. Üçüncüsü. Karnımız atıyor. Çalışmadığınız rolleri oynamaktan kurtulacaksınız ha. Yer miyim ben bunu? Nah size nah!